Herkese merhabalar. Bu dersimizde 3. sınıf matematik kitabı 217, 221 ve 224'teki öğrendiklerimizi uygulayalım etkinliğinin cevaplarını yapacağız. Aşağıda verilen geometrik şeklin kenarları üzerinde noktalar belirleyiniz. Belirlediğiniz noktaları isimlendiriniz. Önce bir kenarlarına bakalım. Kenarlar neresidir? Şöyle şu şeklimizin, dikdörtgenimizin kenarlarıdır buralar. Şimdi kenarlar üzerinde noktalar belirleyelim demiş. Şurada bir tane nokta belirleyelim. Ve ben buna A noktası dedim. Noktalar biliyorsunuz büyük harfle isimlendirilir. Şurada bir tane daha belirledim ve buna B noktası dedim. Şurada bir tane daha belirleyeyim. C noktası diyeyim. Bir tane de şurada belirleyeyim. Her kenara bir tane yapmamız yeterli olsun. Buna da D noktası diyelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın yanlıştır koyu yazılmış. Dikkat etmemiz gerekiyor böyle sorularda. Işın yalnız bir uçtan uzatılabilir. Evet, ışını şöyle hatırlayalım. Bir uçtan istediğimiz kadar şu şekilde uzatabiliriz. Şurada bir nokta vardır. Doğru iki uçtan da uzatılabilir. Doğruyu hatırlayalım. Şu şekilde çizdiğimizde her iki tarafa da istediğin kadar uzatabilirsin. Oklar o anlama geliyor. Açının iki kolu iki köşesi vardır demiş. Şimdi şöyle bir açımızı çizelim. İki kolu iki köşesi, evet iki kolu vardır açının. Bunlar kollarıdır. Ama köşesi nedir? Bir tanedir. Tek köşesi vardır açımızın. Işınla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Her iki ucundan uzatılabilir. Her iki ucundan uzatılana doğru demiştik burada. Yalnız bir ucundan uzatılabilir. Evet, yalnız bir ucundan uzatılabilir. Bu doğrudur. Buna doğru diyelim. Her iki ucundan da uzatılamaz demiş. Hayır, bu doğru parçası olacaktı. Yalnız zaten doğru cevabımızı bulduk. Üstteki sorumuzda da biz doğru cevabımızı işaretleyelim. C demiştik ona da. Açının iki kolu iki köşesi vardır. Yanlış olan buydu çünkü. Aşağıdaki kalemlerin hangisi doğru modeline örnektir? Şimdi doğru modeli dediğinde ne olması gerekir? Her iki tarafı da uzayıp gidebilen yani ok gibi olabilen sivri uçlu olması lazım. Şimdi burada baktığımızda son C şıkkında her iki tarafı da kapalı. Bu doğru parçası olabilir. Bu ışın olabilir. İşte doğru modeli dediği için A şıkkı doğru cevaptır. Aşağıdaki çizgi modellerinin adlarını işaretleyiniz. Birinci çizgi modelimize baktığımızda her iki tarafında ok olduğu için bu uzayıp giden bir doğru demektir. Dolayısıyla doğruyu işaretlememiz gerekecek. Sonraki modelimize baktığımızda, çizgi modeline baktığımızda burada bir açı oluşmuş. Gördüğünüz gibi arada iki ışının arasında ne var? Açıklık var. Biz buna açı diyoruz. Dolayısıyla açıyı işaretleyeceğiz. Buraya geldiğimizde yine duruşu önemli değil şeklin. Nasıl durduğu önemli değil. Önemli olan bize ne ifade ettiğidir. Şurada bir açıklık olduğuna göre buna yine açı diyebiliriz. Son şeklimize baktığımızda, çizgi modelimize baktığımızda bir noktadan çıkmış, bir tarafı uzayıp gidiyor, bir tarafı ise sabit, standart. O zaman buna ne diyeceğiz? Işın diyeceğiz. Devam edelim. Aşağıdaki çizgi modellerinden hangisi doğru parçasına örnektir? Doğru parçası her iki tarafı da kapalı olacak şeklin uzayıp gidemeyecek. Şimdi burada her iki tarafı da uzayıp gittiği için B şıkkındaki doğrudur, C şıkkındaki ışındır. Dolayısıyla doğru parçası modelimiz A şıkkında olandır. Aşağıdaki oyun parkındaki oyuncaklarda yatay, dikey ve eğik doğru parçası modellerini çizerek gösteriniz. Kaydırakta şu aşağı doğru olan dikmeler nedir bunlar hepsi? Dikey doğrudur, dikme diyoruz bakın. Sonra şöyle baktığımızda şunlar nedir? Zemine yataydır, onun için bunlara yatay doğru parçası diyeceğiz. Şunlara da yatay doğru parçası. Şunlar yine nedir? Dikey doğru parçalarıdır. Şu devam ediyor aşağıya doğru dikey doğru parçası olarak. Şimdi buradan merdiveni, kaydıran merdiveni nasıl? Eğik. Buna eğik doğru parçası diyoruz. Şimdi merdivenlerin bu kenarları eğik doğru parçasıdır ama bu yukarı doğru çıktığı, adım attığı kısımlar ise nedir? Aşağıya doğru paralel olduğu için yatay doğru parçası diyeceğiz. Yine kaydıran kendisi şu şekilde düşünürsek dikey yatay doğru parçasıdır. Salıncağa geçelim. Salıncağın şu demirleri, şu yandakiler pardon, dikey doğru parçasıdır. Şu üstteki kısmı, şu andaki maviye boyadığım kısmı yatay doğru parçasıdır. Salıncağın zincirleri ise nedir? Eğik doğru parçasıdır. Şimdi gelelim son şeklimize, tahterevallimize. Buradaki tahterevallinin ana ekseni nedir? Dikey. Şu kısmı yatay. Şu kısmı ise eğik doğru parçasıdır. Zemini düz zemin olarak düşüneceğiz. Düz zeminde bu şekilde olanlara yatay, bu şekilde olanlara dikey, bu şekilde olanlara eğik doğru parçaları diyoruz.